Arkadaşlar ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Efendim Fox TV'nin bir sorusu var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKPC militanıdır dedi. Sizin bu açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Yani bu sözlerin, bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, taşıdığı sorumluluğa bir bakıyorum. Herhangi bir mahkeme kararı olmadan ağzına geleni söylemesi, bu şekilde ağır suçlamalarda bulunmasını gerçekten bir sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Ruhi sıkıntılı bir durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağırdır. Bu suçlamayla ilgili olarak İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal yollara vakit geçirmeden başvuracaktır. Ama bir şeyi konuşmamda söyledim. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli olması lazım. Tedbirli olması lazım. Bu da o durumlardan biridir. Yani sorumluluk makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağa solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin nereye gideceği belli değildir. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti için seçim ittifakı dedi. Terörle mücadele verirken bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım ifadelerini kullandı. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir? Yani kimsenin kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Bu konuyla ilgili yorum yapmayız ama bizim bildiğimiz bir şey var. Her türlü istişarede bir hayır vardır. Umarız ve dileriz ki bu istişarelerde milletin derdi görüşülüyor olsun. Milletin sıkıntıları görüşülüyor olsun. Mutfaktaki boş tencere görüşülüyoruz. Yoksulluk sınırının kat kat altındaki asgari ücret görüşülüyoruz. Açlık sınırının biraz üstündeki asgari ücret görüşülüyoruz. Çiftçinin durumu görüşülüyoruz. Esnafın durumu görüşülüyoruz. Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı görüşülüyoruz. Yerli ve milli ürün üreten çiftçilerimiz kanunen hak ettikleri destekleri alamazken, ithalatla köşeye sıkıştırılırken, tohumda, gübrede, mazotta artan fiyatların altında inim inim inlerken, sattığı üründe alın terinin karşılığını alamazken, bankalara ve kooperatiflere biriken borcu yüzünden tarlası, traktörü, ineği haciz edilirken, ülkeyi yönetenler vergi cennetindeki bir firmaya milyar dolarları nasıl kaptırabiliyorlar? Izrar halindeki çiftçilerimiz tarım makinesini hurdacıya satıp son parayla Ankara'ya gelip sesini duyurmak için uğraşıyor. Vergi cennetindeki şirkete verilen kredilere, geri ödenmeyen kredilere gıkını çıkarmayanlar çiftçinin borcu olduğu zaman ondan alacaklarına şahin kesili veriyorlar. Çiftçi haykırıyor, 700 bin liralık borç faiziyle 2 milyona çıktı. Bütün her şeyimi, aracımı, tarlamı bağladılar. Kızım da kefilim, ineklerimizi de sattık. Birçok hayvanım da bakımsızlıktan telef oldu diyor. Uşaklı bir başka çiftçi, ben Tayyipçiyim. Tayyip çalışın dedi, çalıştık. Tayyip 3 çocuk yapın dedi, yaptık. Tarlaları ekin, saksı bile boş kalmasın dedi, ektik. Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda değilim. Buraya gelecek yol param yoktu. Tarım aracımın bir tanesini hurdacıya sattım. O parayla buraya geldim diye feryat ediyor. Peki çiftçilerimizin bu feryadını duyan var mı? Ne gezer? Çiftçinin sesini duymayanlar Sudan'da, Nijer'de milyonlarca dönüm arazi kiralayıp tarım yapmanın peşindeler.
Bu mu sizin yerliliğiniz? Bu mu sizin milliliğiniz? Mahmut Paşa esnafı bağırıyor. Hafta sonu kapalı, hafta içi çarşı boş. Her şeyi kapattınız. Biz nasıl geçineceğiz? Artık milletle dalga geçmeyin. Açız kardeşim, açız. Bu insanları artık duyun. Aynı çarşıda bir başka esnaf. Devletimiz sağ olsun. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Bir bataklığın içinde kendi kendimize çırpınıyoruz. Çırpındıkça batıyoruz. Halimizi soran bile yok diyor. Saraydakiler esnaflarımızın da sesini duymuyor. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı HDP'li yöneticiler için ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Kobani iddianamesi kabul edildi. Bu gelişmeyle ilgili sizin değerlendirmeniz ne olacak? Yani ben genel olarak o veya bu şahıs demeden Türkiye'deki bu hukuk sisteminin durumu ile ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Şimdi bu dava 5 yıl önce başladı ve 1-2 sayfalık bir İngilizce metnin tercüme edilememesi nedeniyle rafta tutuluyordu. Devletin demek ki bu metinleri tercüme edecek imkanı yok. Bunlar böyle 5-6 yıl oralarda bekletiliyor. Ne zaman ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi, hemen o karardan sonra bu dava raftan indiriliverdi. Bu gerçekten Türkiye'deki hukuk sisteminin içinde bulunduğu hazin durumu gösteriyor. Efendim, A Haber'in diğer sorusu da şöyle. Yeniden CHP hareketi başlatan Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen ilk kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Bu hamleyi ve açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdinin, her bir üyesinin genel başkan adayı olma hakkı vardır. Hayırlı olsun diyorum. Efendim, KRT tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere ilişkin sözlerini partili, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor, bundan haberi yok dedi. Sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Bugüne kadar genel başkanımızın ve benim yaptığım açıklamaların üstüne yapacağımız ilave bir açıklama yok. Yani bu meseleyi uzatmanın mutfaktaki boş tencereye hiçbir faydası yok. Efendim, KRT'nin bir diğer sorusu da şöyle. Muğla'da Pınar Gültekin davası ile ilgili bazı iddialar gündeme gelmişti. İddialar üzerine Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, HTS kayıtlarını ortaya koydu ve karşı dava açtı. Bu konudaki son gelişmeler nedir? Evet, yani bu konuda daha ilk günden itibaren milletvekilimiz çok net bir tutum aldı. Eğer benim bu sözleri söylediğim ispat edilirse, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekilliğinden de istifa ederim dedi. Ve süreçte bu sözleri söylemediğine dair, bu sözleri söyleyenlerle ilgili olarak da davayı açtı. Tabii burada benim hayret ettiğim bir husus var. Bu iddialar, milletvekilimizle ilgili bu iddialar gündeme geldiğinde ortalığı yıkan yandaş medya, milletvekilimiz bu karşı davaları açtığında, bu suçlamaları reddettiğinde nerede? Hakikaten bu durum Türkiye'de özellikle yandaş medyanın içine düştüğü hali çok açık seçik ortaya koyuyor. Kendinize saygınız yok, anladık. Ama en azından okurlarınıza, dinleyicilerinize, seyredenlerinize saygınız olsun. Onların doğru haber almalarına imkan verin. Efendim, CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru var. Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında sona geldi. Dün de Grup Başkan Vekili Özgür Özel ne parti kurmasını ne de istifasını isteriz dedi. Muharrem İnce'ye bir kal çağrısı olacak mı? Muharrem İnce'nin parti kurması bizim gündemimizde yok.